söz konusu şüpheciliği sürdürmediği görülmekte. Bir diğer husus ise hilenin nasıl meydana gelebileceği dahi denetim ekibi içerisinde bir müzakerenin yapılmış olması gerekir. Ayrıca yönetim, üst yönetimden sorumlu olanlar, iş denetim fonksiyon birimi varsa söz konusu birimdeki çalışanlar ve işletme içindeki diğer kişilerin de hileye ilişkin bilgilerinin olup olmadığı konusunda bir sorgulamanın yapılması gerekir. Çünkü bu sayede yönetimin bazı durumlarda teşvik, baskı veya hile fırsatı olabilecek durumlarda, örneğin yönetim buradan bir kar elde ediyor olabilir. Buradan bir kar payı elde ediyor olabilir performansına göre. Dolayısıyla yönetimde mümkün mertebe hileli finansal raporlamaya geçebilir. Bu açıdan bu yönetimin bildiğini üst yönetimin bilmeme durumu olabilir ya da farklı ifadeler durumu söz konusu olabilir. Denetçinin burada bu hususlara sorgulamalar yoluyla, çapraz sorgulamalar yoluyla bu hususa dikkat etmesi gerekir. Eğitimlerde sorgulama dediğimiz zaman direkt insanların aklına işte bir odaya kapatıp direkt onu sorgulamak vesaire gibi bir durum gelebiliyor. Kesinlikle böyle bir durum değil. Çünkü zaten denetçilerimiz işletmenin içinde tabiri caizse haşır neşir oluyorlar. Bu durumda bu sorgulamaları bizim burada dikkat ettiğimiz husus belgelere dökülmesi. Çünkü bildiğiniz üzere BB 830'da çalışma kağıtları tecrübeli bir denetçinin anlayacağı şekilde oluşturulması gerekir. Bu hususa dikkat edilmesi lazım. Bir diğer hileye ilişkin eksiklik ise finansal tablo ve yönetim beyanı düzeyinde hile kaynaklı önemli yanlışlık hislerinin belirlenmemesi ve değerlendirilmemesi ve buna ilişkin de müteakip denetim prosedürlerinin oluşturulmaması ve son olarak ise kontrollerin yönetim tarafından ihlal edilmesi riskine karşı denetim prosedürleri uygulanması gerekirken denetçilerimizin uygulamaması. Biraz önce de ifade ettiğim üzere normalde teşvik, baskı, hile yaratma ya yol açacak bir sebep doğrultusunda işletme yönetimi hileye başvurabiliyor. Bu konuda da denetçinin mutlaka dikkatli olması gerekir. Bir diğer konumuz hasılat. İncelenen denetim dosyalarının %36'sında hasılata ilişkin eksiklikler tespit edilmiş. Hasılatın GFRC'ye uygun olarak muhasebeleştirilmediğini görüyoruz. Hasılata yönelik işletmeye özgü önemli yanlışlık hislerinin belirlenmemesi, özellikle satış faturalarının doğru aktarılıp, doğru kaydedilip kaydedilmediğine odaklanılması, bunun dışındaki risklere odaklanılmaması. Örneğin bir otomotiv firmasını düşünelim. Dönem sonuna doğru bir kişi inanılmaz bir alışlar yapmış. Yani 30 veya 40 tane araç almış. Belki rent-a-car firması olur vesaire olabilir ama şahsın 30-40 tane araç alması biraz denetçinin odaklanılması gerektiği bir alan olarak görmekte. Bir sonraki yılın başında ise bakıyorsunuz o alınan 30 araçtan 29'u geri iade edilmiş. Aslında burada hasılatı şişirmek amacıyla yapılan bir aldatmaca durumu söz konusu. Aslında denetçilerimiz çok iyi bilir. Cut-off testleriyle denetçiler bu durumun olup olmadığını test etmekteler. Ancak etmeyen firmalarında olduğunu söyleyelim. Bir diğer hasılata ilişkin eksiklik, hasılatı oluşturan önemli kalemlerin sadece bir kısmına odaklanılması. Hasılat döngüsüne yönelik kontroller test edilmeden kontrollere güvenildiğinin belirtilmesi ve maddi doğrulama prosedürlerinin az uygulanması. Eğer ki siz kontrollere güveniyorsanız, kontrollerin etkin bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız ve bunu test etmişseniz, dolayısıyla maddi doğrulama prosedürlerini az uygulamanız beklenir. Ancak siz kontrollere güvenmiyorsunuz veya kontrolleri test etmemişsiniz. Ancak maddi doğrulama prosedürlerinde az bir şekilde uygulamışsınız. Bu denetim açısından bir yanlışlık oluşturacaktır. Biz kurum olaraktan veya standartların ruhu gereği standartlar hiçbir zaman kesinlikle şunu uygulamalısın, kesinlikle bunu uygulamasın tarzı bir ifade kullanmaz. Önemli olan denetçinin buradaki en başından beri mesleki muhakemesini sürdürmek suretiyle gerçekten sizin seçmiş olduğunuz örneklem büyüklüğünü neden seçtiğinizi çalışma kağıtlarınızda gösterebilmeniz. Yoksa bizim biraz sonra dış teyitlerle ilgili konuda da dikkat çekeceğim bir husus söz konusu. Denetimlere gittiğimiz zaman denetçilerin ilk sormuş olduğu soru sizin için alıcılar, satıcılar, bankalara için mutabakat konusunda sizin için ne kadarlık bir mutabakat yeterli?
%70 mi yeterli, %80 mi yeterli, yani biz ne kadar mutabakat almamız? Bu soruyu sormaktalar. Aslında bu soruya cevabı denetçilerimizin kendisini çalışma kağıtlarında vermesi gerekiyor. Yani bazen %10 satış faturasının incelenmesi bile denetim açısından yeterlidir. Bunlar için denetim kanıtının elde edilmesi bile denetim açısından yeterli olacaktır. Çünkü denetçimiz iç kontrolleri test etmiştir, buna ilişkin güvenmiştir ve gerçekten stok döngüsü, alacak döngüsü, borç döngüsüne ilişkin olarak da yeterli bulgun denetim kanıtı elde etmiştir ve denetim prosedürlerini bu konuda azaltmıştır. Burada biz neden %10'a sen bağlı kaldın tarzı bir soru yöneltemeyiz. %10'un neden yeterli olduğunu denetçimizin kendisinin çalışma kağıtlarında bize söylemesi gerekmektedir. Bir diğer eksiklik dönemsellik testlerinin yapılmaması. Biraz önce stoklarda da ifade ettim. Vade fark ayrıştırılmasında yine test edilmediğini biz denetimlerde görmekteyiz. Bir diğer konu işletmenin sürekliliği. Finansal tabloların hazırlanmasında ve işletmenin değerlendirmesinde birinci sorumluluğun yönetime ait olması ve yönetimle yaşanan sıkıntılar sebebiyle denetçiler işletmenin sürekliliğini değerlendirme konusunda isteksiz davranmaktalar. Bu isteksizlik de işletmenin sürekliliğin uygun olmayan bir şekilde test edilmesine yol açmakta ve denetimin kalitesi açısından bir olumsuzluk teşkil etmekte. 2000'li yıllarda yaşanan iktisadi krizlerle birlikte iflasın öngörülebilmesi bakımından işletmenin sürekliliği ve denetimin kalitesinin, denetimin öneminin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Burada denetçimiz özellikle ciddi şüphe oluşturabilecek olay ve şartlar var mı? Bu konuyu araştırması gerekmekte. Ciddi şüphe oluşturabilecek olay ve şartlara ilişkin bir belirsizlik var mı? Bu belirsizlik finansal tablolarda yeterli bir şekilde açıklanmış mı? Ve son olarak da ulaşılan sonucun bağımsız denetçi raporu üzerinde etkileri neler? Bu sorulara çalışma kağıtları aracılığıyla denetim dosyasında denetçimizin yer vermesi gerekir. Bir diğer konumuz ise dış teyitler. İncelenen denetim dosyalarının %33'ünde dış teyitlere ilişkin eksikliklerin olduğunu görmekteyiz. Seçilen örneklem büyüklüğünün ana kitlenin tamamını temsil etmemesi, teyitlerin denetim kuruluşu yerine denetlenen işletmeye gönderilmesi ve son olarak cevap alınamayan teyitler için alternatif denetim prosedürlerinin uygulanmaması. Özellikle denetçilerimiz bankalara ilişkin, alıcılara veya satıcılara ilişkin mutabakat mektupları gönderdiğini görüyoruz. Ve özellikle şunu da altını çizelim, 2019 yılı denetimlerinde dış teyitler konusunda denetçilerimizin ciddi bir bilinçlenme içinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu hususa denetimlerde çok fazla dikkat ettiğini görüyoruz. Yani çalışma kağıtları neredeyse dış teyitlerle başlıyor direkt. Yani biz buna baktık diye direkt dosyaya verebiliyorlar. Bunun önemli olduğunu bilmeleri de açıkçası sektör açısından sevindirici bir durum. Bankalara ilişkin denetçimizin dış teyit alamadığını düşünelim. Bu durumda denetçimizden ne yapması beklenir? Denetçiye biz sorduğumuz zaman işte ya dış teyit gönderdim alamadım, benim sorumluluğum burada bitiyor ifadesini kullanmakta. Oysa ki standart der ki alternatif denetim prosedürleri uygulayın. Biz toplum olaraktan genelde atıyorum faydalı ömürde de bu söz konusu. Ya biraz net olmayı seven bir milletiz galiba. İşte bize faydalı ömür deyince ya bizi uğraştırma işte 5 yılsa 5 yıl de. Yani ben 5 yıla göre bir faydalı ömür tahmini de bulunayım. Burada da yine aynı durum söz konusu olabilmekte. Denetçi burada eğer bankalara ilişkin bir mutabakat elde edilmediyse alternatif prosedür olarak da banka ekstrelerini alabilirdi. Banka ekstrelerine ilişkin olarak da giriş ve çıkışları dekontlar yardımıyla test edebilirdi. Bu alternatif prosedür anlamında güzel bir örnek verilebilir. Ancak biz de kurum olarak açıkçası bazı örnekleri vermeyi çok istiyoruz ama bu da piyasada yanlış anlaşılacağı düşüncesi de var. Çünkü burada söyleyeceğimiz bir kelime direkt denetçilerimiz tarafından siz böyle istediniz, biz de böyle yaptık şeklinde bize geri dönebiliyor. Burada önemli olan denetçinin mesleki muhakemesine göre alternatif prosedürünü belirlemesi. Dediğimiz gibi eğer altını doldurabildiği sürece şu alternatif prosedür olur, bu alternatif prosedür olmaz tarzı bizim bir eleştirimiz yoktur. Zaten standartlar da böyle ifade eder. Bir diğer konumuz ise ilişkili taraf ilişki ve işlemleri. İncelenen denetim dosyaların %32'sinde ilişkili taraflara ilişkin eksiklik tespit edilmiş. Yine denetçimiz mesleki şüphecilik içerisinde ilişkili taraf ilişki ve işlemlerini belirlemediği, ilgili kontrollere ilişkin bilgi edinmediği,
ilişkili taraflara yönelik olaraktan önemli yanlış listelerini belirlemediği ve dolayısıyla bu takip denetim prosedürlerini uygulamadığı, işletmenin olağan iş akışı dışında gerçekleşen önemli ilişkili taraf işlemlerini incelemediği ve son olarak ilişkili taraflara ilişkin olarak da bir yazılı beyan almadığını denetimlerimizde görmekteyiz. Bir diğer konumuz ise işletme ve çevresinin tanınması suretiyle önemli yanlışlık listelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. İncelenen denetim dosyalarının %29'unda eksiklik tespit edilmiş. İç kontrol dahil işletme ve çevresine yönelik yeterli anlayışın edinilmediği, finansal tablo düzeyinde ve yönetim beyanı düzeyinde önemli yanlışlıkların belirlenmediğini görmekteyiz. Burada da aslında en büyük sıkıntılardan bir tanesi genelde bağımsız denetçilerimizin birçoğunun yeminli mali müşavir olması ve genelde denetledikleri firmalarla uzun süreli bir ilişkilerinin olduğunu görüyoruz. Biz işletme ve çevresinin tanınmasına yönelik çalışmalarınız nerede tarzı soru yönettiğimizde, yani BDS 315 uyarınca uygulaması gereken prosedürleri hatırlattığımızda, ya ben işletmeyi 20 yıldır tanıyorum, hatta babasını bile tanıyorum tarzı bir cevapla karşılaşabilmekteyiz. Önemli olan sizin ne kadar tanıdığınız değil, sizin ne kadar tanıdığınızı çalışma kağıtlarında karşı tarafa aktarabilmeniz. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim üzere BDS 230 uyarınca sizin çalışma kağıtlarınızı tecrübeli bir denetçinin anlayacağı şekilde oluşturmanız gerekmektedir. Sizin ne kadar tanıdığınız sizin değil, çalışma kağıtları aracılığıyla direkt sözel değil, biraz böyle yazılı bir şekilde ifade etmeniz gerekmekte. Bir diğer eksikliğimiz ise değerlendirilmiş listelere karşı yapılacaklar.